Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî hedana lil-islam. Velhamdülillahillezî cealena min ümmeti Muhammedin Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahillezî hedana lihâza ve mâ kunna linehtediye leulâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar, onun Habibi, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu, okunmuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i kabul eylesin. Geçmişlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Rabbim makbul eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Rabbimiz son nefeslerimize kadar bizleri Kur'an'ın nurundan, Kur'an'ın istikametinden, Kur'an'ın feyzinden ve bereketinden Rabbim mahrum eylemez. Elhamdülillah Rabbimiz Celle Celaluhu okumak nasip ediyor, dinlemek nasip ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim kalp için hep rahmettir kardeşler. Dinlediğimizde veya okuduğumuzda nasıl rahatlıyoruz değil mi? İşte bu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. İnsan Kur'an okudukça, Kur'an dinledikçe gönlü ve kalbi ferahlar. Onun için şu ahir zamanın günahların çok çok böyle ziyade olduğu şu zamanlarda kalbimizi, bedenimizi, ruhumuzu dinlendirmek için mutlaka Kur'an-ı Kerim okuyalım, mutlaka Kur'an-ı Kerim dinleyelim. İnşallah Rabbim okunacak, okuduğumuz, inşallah bu Kur'an'ları kıyamet günü her bir harfini bize şahit kılacak. Yani bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in başına oturduğu anda okuduğu her bir harf, Peygamberimiz buyuruyor ki her bir harfe 10 sevap vardır. Mesela Yasin dedin 10-20 hasene yazılacak diyor Peygamberimiz. Ve Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki kim Allah katında yükselmek istiyorsa Kur'an okumalı. Kur'an okudukça makam yükseliyor, mevki yükseliyor. Onun için kardeşlerim Allah bu kelama kıymet veriyor. Biz de bu kelama kıymet verelim. Tabi okumak bu kadar mükafatlıysa bir de ezber yapmak ne kadar mükafatlı onu düşünün. Yani bir insanın kalbinde Kur'an ezberi varsa, beyninde, aklında Kur'an ezberi varsa o çok büyük bir şereftir. Özellikle hafız olan kardeşlerimiz oluyor, çocuklarımız oluyor. Rabbimiz bütün evlatlarımıza nasip etsin. Yetiştirelim kardeşlerim. Yani ne olacaksa olsun ama hafız olsun yani. Kur'an kalbinde olsun çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim hafızı kıyamet günü ailesinden 70 kişiye şefaat edecek. Ne demektir bu? Yani 70 tane kendisi hakkında cehennemlik hükmü verilmiş ailesinden 70 kişiyi kurtaracak. Bak doktor kurtaracak demiyor. Hakim kurtaracak demiyor. Polis kurtaracak demiyor. Cumhurbaşkanı kurtaracak demiyor. Ancak hafızlar. Yani kim Allah'ın değer verdiğine verirse, kıymet verirse Allah da ona değer verir. Yani mümkün mertebe gayret gösterelim.
Ya hocam biz hepsini ezberleyemeyiz, yaşımız geçti. İnsan ezberlediğinin hafızıdır. Mesela temel sureleri en azından elem teradan aşağı ezbere bilelim. Yasin-i Şerif Kur'an'ın kalbidir, ezbere bilelim. Mülk suresi Peygamberimiz çok tavsiye eder. Kabir azabı inşallah bu sureyi her gece okuyan kabir azabını Allah ona çektirmeyecek diyor. Vakıa suresi kim bu sureyi okumayı alışkanlık haline getirirse Allah o kimseye fakirlik yüzü göstermez. Bakın bunlar hepsi Kur'an'ı okuyarak elde edilen nimetlerdir. Bilmiyorsak mutlaka öğrenelim kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmek zor değil. Yeter ki vakit ayıralım. Bunu her zaman söylüyoruz. Onun için kalbimizde Kur'an ezberi varsa ne mutlu bizlere. Yani ezberleyebildiğimiz kadar ezberleyelim. Günde bir ayet bile ezberlesek, bir profesör araştırma yapmıştı. Günde bir ayet ezberlese bir insan, kardeşlerim yine 7 yılda, 8 yılda hafız olabiliyor. Bir kaybın var mı? Kaybın yok. Yani kolay bir şey aslında ama tabii biz zorlaştırıyoruz. Elhamdülillah bunu bazı gençlerimiz, hafızlarımız var. 3 ayda hafızlıklarını bitiriyorlar. Kur'an'ın tamamını ezberliyor. Bir senede ezberleyenler var. 1 ayda ezberleyenler var. Yani 1 ayda Kur'an'ın tamamını ezberliyor. Allah Celle Celaluhu inşallah kalbimizi Kur'an'ın rahmetinden, feyzinden uzak eylemesin. Yani Kur'an olmadı mı bir kalpte, o kalpte feyiz, bereket bulamazsınız. Bir evde Kur'an okunuyorsa bereket vardır. Onun için kardeşlerim geçen cumada da bahsettim. Kur'an sadece cenazede okunan bir kitap haline gelmesin. Sadece Ramazan'da mukabelede okunan bir kitap haline gelmesin. Kur'an-ı Kerim'i her zaman okuyalım. Kur'an'ı okuyan insanın kardeşlerim zihni çok böyle keskin olur. Akli melekeleri çok sağlam olur. Yüzü Peygamberimizin müjdesidir bunlar. Nurlanır o kimsenin, Kur'an'ı sık okuyan kimsenin. Rabbim inşallah Kur'an'a sımsıkı sarılmayı bize nasip etsin. İşte bu tefsir dersleri de bunun için kıymetlidir. Evet okuyacağız ama ne okuyoruz bunu bilmemiz lazım. Asıl olan bu zaten. Okuduğumuzu bilmek ve bunları yaşamak. Rabbimiz inşallah bizlere en azından yani ezberleyemediysek dinlemeyi bize nasip eylesin. Rabbim bizleri sevdiği ortamlardan mahrum etmesin. Kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın yanında çok vakit geçirmiş bir sahabedir. Peygamberimiz kendisine tabi asıl ismi Ebu Hureyre değil. Efendimiz ona bir defa Peygamberimizin yanına geliyor. Böyle cübbesinin içerisinde Peygamberimiz bakıyor ki cübbesi gidip geliyor. Ey Ebu Hureyre bu nedir diyor Peygamberimiz. Diyor ki ya Resulullah bu kedidir diyor, soğukta gördüm üşümesin diye cübbemin arasına koydum diyor. Ebu Hureyre manası kedilerin babası demek. Peygamberimiz de ona o hadiseyi yaşayınca ona Ebu Hureyre diyor. Sen kedilerin babasısın, kedilere merhamet ediyorsun. Çocuklar güreş yapmak isterseniz aşağı gelin beraber yapalım. İsteyen varsa gelsin aşağı. Osman varsa git gönder aşağı gelsin bir bak bakayım. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan çok hadis nakletmiştir Ebu Hureyre. Sahabelerin arasından en çok hadis nakleden sahabelerdendir. Miksurun sahabe deniliyor buna. Bunları bilelim. Miksurun sahabe ne demek? Çok hadis rivayet eden sahabe. Bir de az rivayet edenler var. İşte Hazreti Ayşe annemiz, Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bunların hepsinin mesela sayı itibariyle birbirlerine göre mesela kimisi 500 tane peygamberimizden hadis nakletmiş, kimisi 1000 tane nakletmiş, kimisi 2000 tane nakletmiş. Bunlar peygamberimizin yanında durduğu zamanlara göre farklılık almış tabi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün camiye giriyor, bakıyor ki camide pek fazla kimse yok. Namaz vaktine de yakın bir vakit. Çarşıya çıkıyor, çarşı tıklım tıklım, dolu. Koşarak çarşıya geliyor, şöyle yüksek bir yere çıkıyor. Diyor ki ey Müslümanlar, camide Allah ve Resulünün mirası dağıtılıyor. Hepiniz camiye koşun. Tabi miras deyince bütün herkes camiye akına diyor. Niye? Şimdi işin ucunda
bize de deseler ki ya sabah namazına gelene bir tam altın var. Bu camide yer bulabilir misin? Mümkün değil. Halbuki değil bir tam altın. Peygamberimiz buyuruyor ki sabah namazı sünneti dünyadan ve dünyanın içindekilerinden hayırlıdır. Bırakın altını. Ha, bu bize elimize gelen bir şey olmadığı için, hani bizim olmadığı için şimdi anlayamıyoruz. Ama ahirette bize dünya ve dünya içindekiler kadar mükafat verilince o zaman sabah namazımıza gittiğimiz zamanlar için şükredeceğiz Allah'a. Maalesef bazı insanlar var, hayatında hiç sabah namazına gitmemiş. Hiç gitmemiş adam. 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş. Yani onun için diyoruz ya kardeşlerim, böyle kendimizle beraber birilerini götürelim, alıştıralım namaza, ibadete. Konuya dönelim. Ebu Hureyre, Allah ve Resulünün mirası dağıtılıyor deyince koşarak herkes camiye geliyor. Tabii tam içeriye de girmeyenler var. Bazıları uzak biraz, hani münafıklık peşinde bazıları. Münafık ne demek? İki yüzlü demek. Hani ne bu tarafa geliyor bu taraftan gözükmesin diye. Bu tarafa çok gelmiyor. Kendini dışarı atıyor. Onlar dışarıdan kapıdan bakıyor. Kapıyı aralıyorlar, böyle bakıyorlar. Herkes üst üste çıkmış. Bakıyorlar ki içeride bir grup böyle toplanmış bir köşeye. Birisi ayet okuyor. Diğerleri peygamberimizden duyduklarını, ayetin manasını, tefsirini duyduklarını söylüyorlar. Bir grup böyle halka yapmışlar. Peygamberimizin sözlerini konuşuyorlar. Mesela biri diyor ki ben peygamberimizden duydum ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Mesela örnek veriyorum. Diğer sahabe diyor ki ben de aynısını duydum. Öbürü diyor ki ben de aynısını. Onlar da bir arada hadis konuşuyorlar. Bir grup toplanmış bir arada ilmihal bilgileri konuşuyorlar. Namaz nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Gusül nasıl alınır? Baktılar ki ya içeride miras falan yok. Ne para dağıtılıyor, ne bir şey dağıtılıyor. Dediler ki ey Ebu Hureyre, o zaman Araplarda böyle bir deyim var. İşte annen seni doğurduğuna yakınsın diye böyle hakaretvari bir şeyler söylüyorlar Hazreti Ebu Hureyre'ye. Hani Allah ve Resulünün mirası dağıtılıyor dedin. Hiçbir şey yok burada dediler. Ebu Hureyre buyurdu ki radıyallahu anh, vallahi dedi Allah ve Resulünün mirası bu ilimdir dedi. Kardeşlerim, peygamberler ölümlerinden sonra, vefatlarından sonra geriye dünya malı bırakmazlar. Ancak ilim bırakırlar. Ancak şeriatı bırakırlar, Kur'an'ı bırakırlar. Onun için miras, peygamberimizden bize kalan miras, ümmetin mirasıdır bu. Mesela bazen miras vardır, babadan sadece çocuğa kalır. Niye? Çünkü velayet, işte çocuğu, evladı onun, babadan kalan ona kalır. Ama bu miras bütün ümmetedir. Yani ben Müslümanım diyen bütün ümmete Kur'an ve sünnet peygamberimizin mirasıdır. Şimdi bunlara rağbet etmemek, bunlara kıymet vermemek, bunlara değer vermemek. Peygamberimiz diyor ki Allah diyor ilim ehlini kıyamet günü farklı tutacak. Bileni. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bak ayettir bu. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Allah katında. Mümkün değil, eşit olmaz. Yine ilimlerle ilgili, ilim ehliyle ilgili Kur'an'da çok ayet var. Peygamberimizin sözlerinde çok hadis-i şerifler var. Yani bir şeyler bilmek ve Peygamberimiz diyor ki kim diyor bizden bir şeyler duyup da başkalarına anlatırsa Allah kıyamet günü onun yüzünü ak etsin diyor Peygamberimiz. Kardeşlerim tabi bu herkese nasip olmaz. Dinlemek nasip olmaz, anlatmak nasip olmaz, camide bulunmak nasip olmaz. Allah herkese nasip etmez bunu. Mesela birçok insan var değil mi? Her hafta söylüyoruz, sohbetimiz var diye. Nasip işi bu. İnşallah bu ortamlarda bulunmanın, tabi her zaman söylemeye gerek yok. Cami illa bu cami değil. Bir defa böyle demiştim. Adam gidip demiş ki, hoca diyor ki benim camiye gelip sohbeti dinleyen çok mükafat alacak demişim. Ben öyle söylemişim sözde. Halbuki ben burası için söylemiyorum. Bütün ilim meclisi, oraya giden, dinleyen ama burada hakikat konuşulması lazım. Menfaat olmaması lazım. İşte çıkar olmaması lazım. Allah için bir araya gelinecek. O ortamlarda bulunan insanlar kıyamet günü yerleri çok farklı olacak. İnşallah burada böyle konuşuyoruz. Allah ahirette de böyle bir araya gelip ya hocam sen böyle demiştin ya gerçekten de çok farklıymış yerimiz. Allah demeyi nasip etsin bize.
İnşallah. Rabbimizin vaadidir. Allah'ın vaadi haktır. Kardeşlerim, yani şu anda Gazze'deki durumu biliyorsunuz. Müslümanların hali, Müslümanların ahvali ortada. Yüzlerce çocuk öldürülüyor halen. Yine dün sabah, bu sabah çocukların şehit haberleri geliyor. Yani en azından şu bulunduğumuz ortamlarda şu rahatlığımızdan bir kalkıp böyle cemaatle namazlarımızı kılmaya çalışalım. Davet eden ilim meclislerine katılmaya çalışalım. Biz çağırıyoruz. Ama tekrar ediyorum, gelmek nasip işidir. Dinlemek nasip işidir. Bunları kıymeti şu anda bilinmez belki. Ama bunların kıymeti inşallah ahirette kardeşlerim meydana çıkacak. Nasıl çıkacak? Aynı adamla camiye gidiyorsun mesela. O da camiye gidiyor, sen de gidiyorsun. Ama sen ona göre daha çok ayet biliyorsan, senin kıyamet günü cennette nasip olursa inşallah makamın daha yüksek olacak. Ya o diyecek ki, ha biz beraber gidiyorduk bununla, bu nasıl böyle benden yüksek? Ha o daha çok okumuş senden. Daha çok dinlemiş. Veyahut daha çok sohbete katılmış. Bunlar önemlidir. Allah bizleri ilim meclislerinden ayırmasın. Kardeşlerim, geçen hafta Bakara suresi 2 ayet okudum. Bu hafta ezana kadar inşallah 3 ayet-i kerime okumaya çalışacağım. Rabbimiz iyi anlamayı, iyi dinlemeyi nasip eylesin. Bakara suresi 200. ayet, 201 ve 202. 3 tane ayet-i kerime okuyacağım. 200. ayetin önce manasını okuyalım. Elhamdülillah 200'e vardık. Rabbimize hamdü senalar olsun. Biz hep dua ediyoruz. Tabii siz de dua edin. Allah bize Kur'an'ın tamamının tefsirini anlatmayı Allah bana nasip etsin. Ben hep dua ediyorum. Tabii kaç sene oldu bunlara, daha 200. ayete yeni gelebildik. Hep dua ediyoruz. Allah'ım inşallah Kur'an'ın tefsirinin tamamını anlatmadan Rabbim benim canımı almasın. Ben öyle dua ediyorum. Siz de dua edin. İnşallah Rabbim size de dinlemeyi nasip etsin. Çünkü lazım olan bunlar. Bakın Seyfullah hocamızın babası vefat etti biliyorsunuz. Daha evvelden buralarda imamlık yapmış. Ama ne olursan ol gidiyorsun yine. Ha, ne kalıyor geride? İşte mesela öğlen namazına birisi geldi. Dedi ki ben hocanın talebesiyim dedi. Beni okuttu, şimdi hoca oldum dedi ben. Bak, yetiştirdi birini. Ha, benim duyduğum bir tanesi mesela, örnek veriyorum. Kalan bunlar, mezarda bunlar lazım olacak. İnsanlara faydalı olmanın mükafatı mezarda gözükecek. İnsanlara doğru yolda, Allah yolunda önder olmanın mükafatı kabire girdiğin zaman o rahatlığı görünce, diğerlerinin azabını duyunca, ya Rabbi iyi ki de sen beni yolunda istihdam etmişsin, iyi ki de ben senin yolundaymışım, iyi ki de namazımı kılmışım, iyi ki de sana kulluk etmişim diyeceğiz. Ama bunları yapmayanların vay haline. O kabir alemindeki sorgu sual başlayacak kıyamete kadar. Kıyamette ayrı bir sorgu sual. Cehennem yeri veyahut cennet yeri belli olana kadar. Oradaki bütün merhalelerde kardeşlerim şu ortamların kıymeti çıkacak meydana. Kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz ayet Bakara suresi 200 ayet-i kerime, 200. ayet. Allah Celle Celaluhu hacıların hac işlerini yerine getirdikten sonraki vazifelerini açıklayacak şimdi. Biliyorsunuz hac ayetleri peş peşe devam ettiği için zaten bu dönemde hac dönemi, inşallah onlardan bahsetmiş olduk. Rabbimiz buyuruyor ki فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. Sonra hacca ait olan ibadetlerinizi bitirince, yani şeytan taşladıktan sonra, farz tavafı yaptıktan sonra, Mina'ya yerleştikten sonra, bunları yaptıktan sonra, hani hac vazifeniz bittikten sonra Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki babalarınızı andığınız gibi bundan daha kuvvetli bir anışla, şevkle, heyecanla Allah'ı zikredin. Ayeti bitireyim, ondan sonra tefsirine geçeceğim. Artık o insanlardan öyle kimseler vardır ki ey Rabbimiz bize nasibimizi dünyada ver derler. Ayetin devamı. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Ya Rabbi bize nasibimizi dünyada ver. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. O insanlar için, yani bu duayı edip dünyaya düşkün olduğunu gösteren insanlar için ahirette de hiçbir nasip olmayacaktır diyor. Kardeşlerim, İmam Teberani
Abdullah İbni Zübeyir'den rivayet ediyor. Cahiliye döneminde insanlar Meş'ari Haram'da, işte Arafat'ta vakfe yaptıklarında hep dualarında Allah'ım bana deve ver, Allah'ım bana koyun ver, Allah'ım bana hurma bahçesi ver. Hep böyle dünyalık dualar ediyorlardı insanlar. Rabbimiz Celle Celaluhu da bu mevzu üzerine bu ayeti indiriyor. Yani hep dünyalık istiyor ya insanlar. Allah'ım bana, işte günümüzde de böyle, elimizi açınca ev olsun, araba olsun. Yani hep dünyalık isteyenleri Allah bu ayette kınıyor. Şimdi detayı da daha iyi anlayacağız. Ayet-i kerimenin iniş sebebi bu. İnsanların dualarında, hacda özellikle dualarında sadece dünyayı istemesi. Ahiretten hiçbir şey istemeyip sadece dünyalık istemesi sebebiyle Bakara suresi 200. ayet iniyor. Kardeşlerim, daha evvel de söyledim. Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayet, Kur'an'daki her bir ayet bir olay üzerine inmiştir. Mesela bir şey oluyor, o ayet iniyor. Mesela burada da ne olmuş? İnsanlar dünyalık istemiş dualarında. Allah da hemen ayet indiriyor onların hatalarını düzeltmek için. Kardeşlerim, yine başka bir rivayette İbni Abbas buyuruyor ki, cahiliye ehli hacdan sonra Mina'da mescitle dağ arasında otururlar. Bütün gün boyunca babalarından bahsederlermiş. İşte benim babam şöyle, benim babam böyle, şu kadar zengin, şu kadar söz sahibi. İşte eskiden kabileler vardı. Benim babam falanca kabilenin önderi, falanca kabilenin büyüğü diye sürekli birbirleri arasında babalarını överlerdi. Allah Celle Celaluhu bu ayette, ne dedik ayetin manasında, hac ibadetinizi yerinize getirdikten sonra babalarınızı böbürlenerek anlattığınız gibi hatta daha kuvvetli şekilde Allah'a zikredin. Şimdi onlar hep babalarından bahsediyorlar. Allah da diyor ki, babalarınıza bahsettiğinizden daha çok Allah'tan bahsedeceksiniz. Şimdi burada kardeşlerim farklı bir örnek var. İnsan kimden çok bahseder? Mesela adam babasını çok seviyorsa bahseder. Sevmiyorsa bahsetmez. Sevdiğinden çok bahseder. Bazıları var, babasını kötü manada bahsediyor. Ama iyilik bakımından adam oturduğu, mesela sürekli hocasından bahseder. Neden? Seviyor çünkü. Sürekli babasından bahseder. Neden? Seviyor çünkü. İnsanlar toplanıp sürekli babalarından bahsedince Rabbimiz müdahale ediyor. Ve bir de babalarından bahsettikten sonra da ne yapıyorlar? Allah'ım bize dünyada deve ver, ev ver, işte araba ver, o zaman veya binek diyelim. Binek ver vesaire. O dönemlerde böyle farklı farklı dualar ediyorlar. Ama dikkat ederseniz duaları hep dünyalık. Ahirete yönelik hiç duaları yok. İşte ya Rabbi cennete bizi nasip et, cehennemden bizi koru, kabir azabından bizi koru. Hiç böyle bir insanların o dönemde tek istekleri dünyalık. Şimdi kardeşlerim, ayet-i kerimeye dikkat ettiyseniz İbn-i Münzir buyuruyor radıyallahu anh, bir adam bir gün böyle babasını hatırladığı gibi, eğer diyor Allah'ı hatırlamazsa o insan ziyandadır. Sevdiğini hatırladığı gibi Allah'ı zikretmezse. Yani demek ki Rabbimiz burada neye işaret ediyor? Bir insan kimi çok seviyorsa sevsin, onlardan daha çok Allah'ı zikretmeli. İşte mesela sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Akşama kadar, mesela şu saate kadar neler konuştuk bugün? Bir düşünün bakalım. Sabahtan beri neler konuştuk? Ne konulardan bahsettik? Ne meseleler konuştuk? Allah diyor ki, sevdiğiniz her şeyden çok benden bahsedeceksiniz. Peki bizim durumumuz öyle mi? Yanından bile geçmiyoruz yani. Sevdiğimiz şeylerin en çoklarını, bakın ayet-i kerimenin devamında ne diyor Allah Celle Celaluhu? Fezkurullah, Allah'ı zikredin. Kezikrikum ebaekum, babalarınızı konuştuğunuz gibi. Ev eşedde zikra, hatta onlardan daha çok Allah'ı zikredin. Yani bir defa baba diyorsan 10 defa Allah diyeceksin diyor. Neden? Çünkü seni de yaratan o, senin babanı da yaratan Allah. Yani kardeşlerim, Rabbimiz ayetin ilk kısmında dikkati kendine çekiyor. Diyor ki, benden çok fazla bir şeylere yönelmeyin. Kardeşlerim, kalbin manası, kelime manası, kalp Arapça bir kelimedir. Kulub deriz çoğulu. Manası dönek demek. Dönek. Neden dönek?
Çünkü kalp sürekli hal değiştirir. Mesela sürekli. Örnek veriyorum. Bir şeyi çok sever, bir zaman sonra ondan nefret eder. İnsan, yani hepimiz yaşıyoruz bunları. Birini çok seversin, bir zaman sonra nefret edersin. Bir arabayı çok seversin, bir zaman sonra nefret edersin. Bir evi çok seversin, bir zaman sonra nefret edersin. Kalpte hep bir döneklik var. Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki, siz Rabbinizi zikrettiğiniz vakit, Allah'ı andığınızda, yani kalp neyi hatırlıyorsa onun haline bürünüyor. Neyi çok seversen, neyden çok bahsedersen kalp o şekli alıyor. Şimdi sen gece gündüz kardeşlerim hep dünyalık konuşuyoruz. Sabah maç, akşam siyaset, günün ortasında ekonomi. Hep böyle dünyalık, hep dünyalık. Ondan sonra namaza başlıyor. Diyor ki ya ben bir haftadır namaz kılıyorum, hiç diyor tat alamıyorum namazda. Kardeşlerim, şimdi kalp öyle bir şeydir ki kalbe günahlar girdiği müddetçe Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bununla ilgili bir meşhur hadis-i şerifi var. Hepimiz duymuşuzdur. Peygamberimiz buyuruyor ki kalp aynı şunun gibi bembeyazdır. Bakın dikkat edin bu örneğe. Efendimiz diyor ki bir günah işlediği zaman insan tam kalbin ortasında bir siyah nokta olur. Ondan sonra bir tane daha günah işleyince bir nokta daha, bir nokta daha. Günahlar devam ettikçe kalp simsiyah oluyor bu sefer. Simsiyah. Aynı bizim kalbimiz gibi. Ondan sonra Allah desen de kalp bir tesir almıyor. Peygamber desen de kalp etkilenmiyor. Kur'an desen de kalp etkilenmiyor. Ezan duysan da kalp etkilenmiyor. Neden? Kapkara olmuş çünkü. Böyle asfaltlara zift dökerler ya. Simsiyah böyle. Serttir bir de. Şimdi senelerce günah işleyen bir insan bir günde ibadet ederek o günahları silebilir mi? 20 senedir namaz kılmamışsın. Bekliyorsun ki bir haftada her şey güllük gülistanlık olsun. Ama Rabbimiz uyarıyor. Sakın ha sevdiğiniz şeylerden çok beni zikretmeyin diyor Allah. Bakın bu büyük tehlikedir de. Bir kalpte Allah ve Resulünden üstte sevgi varsa o insan tehlikededir. Kalbinizi yoklayın. Ben şu dünyada en çok sevdiğim nedir? Ve bu sevdiğim şeyi Allah'tan çok mu seviyorum? Ya hocam olur mu öyle şey? Ne demek ya? Allah'tan çok sevilir mi? Sevilir. Nasıl sevilir biliyor musunuz? Sevdiğin seni sabah 5'te çağırır kalkarsın. Ama Allah seni her gün sabah namazına çağırır gitmezsin kalkmazsın. Hadi cami tamam evinde bile kılmazsın. İşte demek ki biz bazı şeyleri Allah'tan daha çok seviyoruz. Kardeşlerim bu hususa dikkat edelim. Bir kalpte Allah'tan öte sevgi olmamalı. Şimdi kalbimizin içerisinde o kadar çok şey var ki özellikle namaza durunca aklımıza bir dünya şey geliyor. Neden? Çünkü çok yoğun kalbimiz. Beynimiz yoğun. İslam'dan uzak olunca da bu sefer ya eski insanlar nasıl yapmış? Adam nasıl hafız oluyor? İşte şu kadar nasıl ibadet etmiş? Adam nasıl böyle hani alimlerden bahsederiz? Nasıl bu makama gelmiş? İşte kardeşlerim bizim gibi hep günahlarda değillerdi ki. Elimizde telefon düşmüyor. Beynimizi en çok çalkalayanlardan birisi budur. Eve gidiyoruz, televizyonun başından ayrılmıyoruz. Beynimizi en çok dağıtan meselelerden biri budur. Niye? Televizyonu bir açıyorsun, biri annesini kesmiş, öbürü bunu vurmuş. Bu insan kafa gidiyor. Yani bunları izleyen insanın ruh sağlığının normal olması mümkün değil zaten. Bir de bu tür şeyleri sürekli duyunca normale döner. Mesela örnek veriyorum. Aramızda ölüden korkan var mı hiç cenazeden böyle? Korkuyorsun yani. Olabilir. İnsan korkuyor cenazeden. Bir defa gör, iki defa gör, üç defa gör, dört defa gör. Ondan sonra alışmaya başlıyorsun. Ama ilk görünce korkar insan. İlk görünce. Ama sonradan alışıyorsun. İşte kardeşlerim bu da böyledir. Yani insan haramlar, ilk haram işleyen bir insan, harama ilk dalan bir insan önce korkar. Mesela Allah korusun. Bir delikanlı genç düşünün, zinaya gidiyor, harama gidecek. İlk gidişi onu tedirgin eder, korkutur, yapma der, içini savaşır, kalbiyle savaşır, düşünceleriyle savaşır. Tuzağa düştükten sonra, bir defa tuzağa düştü mü, ikincisinde daha kolay gider. Üçüncüsünde daha kolay gider, artık hiç düşünmez bunu. Yani vücut harama alışıyor. Kalbinizi haramlara değil, Allah'ın zikrine alıştırın.
zikirden tat almak için biraz devam edelim. Yani bir anda zikirden tat alamaz. Devamlılık ister bu. Allah Allah diyecek. Bir gün ellerin diyecek, sonra kalbin diyecek, dilin diyecek, böyle bütün vücuda yayılacak. Bir anda olmaz. Bir şey ekiyorsun mesela, kardeşlerim, şimdi tam mesela hasat zamanı diyelim. Hemen yarın çıksın. Olur mu böyle bir şey? Mümkün değil. Dikiyorsun, ne bileyim çapalıyorsun, gübresini atıyorsun, suyunu veriyorsun, ilacını veriyorsun, dolduruyorsun. Birçok bakıyorsun çünkü. Ha, sonra yiyorsun bunu. İnşallah dünyada Allah'la, peygamberle, ilimle, Kur'an'la, Allah'ın sevdiği yerlerle meşgul olanlar ahirette bunun meyvesini yiyecekler inşallah. Şimdi sana zor gelir. Ya şu ağacı ben nasıl dikeceğim, nasıl yapacağım, bakımı var. Ama meyve zamanı gelince ne kadar güzel değil mi? Yediğin zaman. Yediğin zaman diyorsun ki ya iyi ki de bu ağacı dikmişiz. İyi ki de bu bahçeyi ekmişiz diyorsun. İyi ki de bu kiraz ağaçlarını ekmişiz yediğince. Yediğin zaman o yorgunluğun gidiyor. İşte ahirette de öyle olacak. Ahirette de o cennet nimetlerini insan tattığı zaman diyecek ki ya ben ne güzel iyi ki de yapmışım ya. İyi ki de sabah namazına gitmişim. İyi ki de kendimi yormuşum. İyi ki de arkadaşlarıma, şeytan yolunda olan arkadaşlarıma uymamışım. İyi ki de Allah yolunda olanlara uymuşum diyecek. Ha, şimdi bunu pek anlamayız. Ama kıyas edelim, düşünelim. Allah akıl vermiş hepimize. Bu hayat böyle gitmeyecek. Bir yerde Azrail Aleyhisselam'la karşılaşacağız. Ayete geri dönelim. Rabbimiz ne buyurdu? Siz hac ibadetinizi yaptıktan sonra Allah'ı zikredin. Öyle zikredin ki babalarınızı konuştuktan daha çok Allah'a konuşun. Gündeminizde Allah olsun. Ekonomiden çok Allah'a konuşun ya. Peygamberi konuşun. Yani gündeminizde ne var? Bir derbi maçı oluyor. Adam bir hafta önceden heyecan basıyor adama ya. Uyuyamıyor. İnanın bu tür konuda hasta olan insanlar var. Geçen cuma da konuştuk bununla ilgili. Dedik ki kalbimizdeki hastalıklar bir zaman sonra puta dönüşüyor. Eskiden putperestlik vardı cahiliye döneminde. Günümüzde de modern putlar var. İşte mesela futbol gibi ya da araba gibi, ev gibi, buna benzer şeyler. Kalbimizde putlaşıyor bunlar. Bu olmadan olmaz diyorsun. Bu olmadan ben yaşayamam. Ya bir insan Allah'ın razı olmadığı bir şeye bu olmadan ben yaşayamam diyebilir mi? Ha, neden? Çünkü kalbinde o ilah olmuş onun için. Zaten ayet-i kerime bir başka ayette اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Bakın dikkat edin ayete. Habibim nefsini ilah edinenleri görmedin mi? Bak. Demek ki insan nefsini Allah ediyormuş bir zaman sonra. İlah Allah demek Celle Celaluhu. Ama nefsini ilah edinenleri görmedin mi? Onun için ayetin ilk kısmında bu var. İkinci kısmında ne? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا. Onlardan bir kısım da var ki anne babalarını konuşuyorlar, Allah'a konuşmuyorlar. Bir de onunla kalmıyorlar. Dua ettikleri zaman hep dualarında dünyalık istiyorlar. Kardeşlerim, zamanımızdaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Şu dünyadaki Müslüman için en kıymetli şey imandır. Ellerimizi açtığımızda şöyle bu zamana kadar yaptığımız duaları düşünelim. Ben hangi dualar ediyorum, neler yaptım, neler ettim bir düşünelim. Eğer dualarımızda, ellerimizi açtığımızda hep dünyalık istiyorsak Allah ne diyor ayetin sonunda? O insanlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Neden? Çünkü hep dünya istemişsin. Hep dünyalık istiyorsun. Ahirete yönelik hiçbir düşüncen olmamış. Dünyalık isteyene Allah vereceğiz diyor ve ahirette o kimsesiz kalacak. Ahiretten bir nasibi olmayacak. Onun için kardeşlerim bu ayette dikkatimizi çeken nedir? Rabbimiz bize dua etmeyi öğretiyor. Diyor ki evet, dua ettiğinizde insan elbet sıkıntılarının çözülmesi için Allah'a başvurur. Derdinin giderilmesi için Mevla'ya yalvarır, dua eder. Ama ahiretini unutmayacak. Elini açtığında bir dua söylemiştim size. Başlama, nasıl başlayalım diye. Hatırlıyor musunuz? Var mı hatırlayan? Bakalım var mı hatırlayan aramızda. Nasıl duaya başlayalım demiştik elimizi açtığımızda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamberimiz böyle başlayın diyor duaya. Ha, bu duadan sonra hastalığın için dua et. Kardeşlerim biz peygamber değiliz. O makamlara gelemeyiz. Mesela Eyüp Aleyhisselam.
Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz bütün vücuduna hastalık sarıyor. Ama bir gün elini açıp ya Rabbi benden bu hastalığı gider diye dua etmemiş hiç. Vücudundan o kadar çok hastalığı artıyor ki vücudunda kurtlar üremeye başlıyor. Düşünün böyle bir hastalık. Hayvanlarda görürüz genelde değil mi böyle şeyler? Vücudunu kurtlar sarar böyle. Eyüp Aleyhisselam vücudundan kurt düşünce yerden alıp geri koyuyor üzerine. Bu Allah'tan geldi diyor bana. Mevla'dan geldi, üzerinden düşeni geri alıyor. Kardeşlerim işte bu Allah'tan gelen cezayı bile lütuf görmektir. İşte bu peygamberlik makamı bu. Ceza da gelse o hastalığı lütuf görüyor, ceza görmüyor onu. Ama biz öyle değiliz tabii. Ama kardeşlerim elimizi açınca dualarımızda en baştaki en büyük hazine ne dedim? İman hazinesi. Allah'ım iman verdin bize elhamdülillah dünyaya geldik imanlı olarak. Şunu mutlaka isteyin. Ya Rabbi imanla ölmeyi bize nasip et Allah'ım. İman olmasa ne yapacağız biz ya? Ahirette hiçbir değerimiz yok. Hiçbir geçerliliğimiz yok. Hiçbir kıymetimiz yok. Hiçbir değerimiz yok. Neden? Çünkü iman yok. Bu olmadığı zaman kıymet yok. Neden en kıymetli şeye yönelmiyoruz? Çünkü şimdilik bizim için değerli gözükmüyor. Neden? Toplum nezdinde bir değeri yok. Ne de olsa insanlar şimdi günümüzde İslam'ı yaşayanları dışlıyorlar. Genç mi camiye mi gidiyor? Ya bunu biz kendi ortamımıza almayalım. Bunun yanında küfür edemeyiz. İşte şunu yapamayız, bunu içemeyiz. Bunu ortamımıza almayalım derler. Allah seni sevsin. Bırak kimseler seni istemez. Allah seni istesin. Mühim olan budur. Şimdi düşünün kıyamet günü bütün insanlar toplanacak. Bütün insanlar. Şu dünyadayken kendisine yaranmaya çalıştığımız makam sahipleri, mevki sahipleri, bilmem hangi koltukta olanlar var ya. Onlar dese ki ben bundan memnunum. Ben senden razıyım. Ama Allah dese ki ben senden razı değilim dese. Bütün insanlar bizden memnun olsa bir manası var mı kardeşim? Hiçbir manası yok. Ama hiç bir kimse bizi istemese, hiç kimse bizi sevmese, Allah bizden razı olsa, işte en büyük bahtiyarlık budur. Hayatınızı buna göre dizayn edin. Dualarınızı buna göre şekillendirin. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu burada bize öğretiyor. Diyor ki elinizi açtığınızda dünyalık sürekli istemeyin. Evet insan sıkıntıya girer. Bizim yönelecek bir kapımız var. O da Rabbimizdir. Derdimizin dermanını isteriz. Hastalığımızın şifasını isteriz. Çünkü ayet-i kerimede bize yediren Allah'tır. Bizi içiren Allah'tır. Hastalandığımızda bize şifa veren Allah'tır. Ayet-i kerime bunu anlatıyor. Ama ahireti unutmayalım. Peygamberimizi dünyada göremedik. Ya Rabbi ahirette komşu olmayı bize nasip et. Allah'ım imanımızı korumayı bize nasip et. Allah'ım seni memnun etmeyi bize nasip et. Eğer bakın şu iki dengeyi tutturalım. Sadece dünyayı istersen ahiretten nasibin kalmaz. Bak sadece dünya istersen ahiretten hiçbir nasibin yok. Ama eğer ahireti istersen dünyayı Allah sana verecek zaten. Sen ahireti iste Allah dünyalık sıkıntılarını giderecek. Ve ayetin devamında 201. ayet ve minhum men yekulu çok sık okuduğumuz Rabbena duası. Hani önce dedi ki öyle insanlar vardır ki sadece dünyalık ister. Şimdi sevdiği insanlardan bahsediyor Allah. Ve minhum öyle kimseler var ki men yekulu derler Rabbena ey bizim Rabbimiz etina bize ver fid dünya hasene dünyada hasene ver bize. Ve fil ahirete hasene ahirette de bize hasene ver. Bak gördün mü? Bak 200. ayette ne dedi? Kimileri var dünyayı istiyor. Onlara dünyayı vereceğiz ama ahirette hiçbir şey görmeyecek o. Hiçbir nasibi olmayacak ahirette. Ama Allah diyor ki sen böyle olma kulum. Sen bu kuldan ol. Elini açtığında bak Rabbena atina çocukluğumuzdan ilk öğretilen dua bu. Değil mi? Hepimizin bildiği dua. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azabennar. Bu duayı küçümsemeyin ha sakın. Bu dua peygamberimizin en sık yaptığı duadır. Bakın tekrar ediyorum. Peygamberimizin en sık yaptığı dua budur. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, hasene ver. Ahirette de hasene iyilik ver. Ve qina azabennar. Allah'ım bizi cehennemden, kabir azabından koru ya Rabbi. Dua ediyoruz. Bu Bakara suresi 201. ayet. Bir de hangisini okuyoruz bundan sonra namazda? Rabbena firli
Ya Rabbi beni bağışla. Veli valideyye, anne babamı bağışla. Devamı ne? Velil müminine, bütün müminleri bağışla. Ne zaman? Yevme yekumul hisab. Hesap gününde. Bak bu iki duayı dilinden düşürme. Zaten namazda okuyorsun. Biliyorsun bunu. Elini açtığında da yap bunu. Şimdi Rabbimiz diyor ki dünyayı isteyene ahiretten hiçbir nasip yok. Ama bu duayı yapan adam, mesela kardeşlerim İbn Kesir tefsirinde diyor ki bu ayetin manası nedir? Hani Allah'ım bize dünyada hasene ver, ahirette hasene ver. Ne demektir hasene? İbn Kesir diyor ki kim Allah kime şükreden bir kalp vermişse, zikreden bir dil vermişse, sabreden bir beden vermişse Allah dünyanın da ahiretin de hasenesini ona vermiş demektir. Bak, zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Bu üçü varsa sende diyor, işte sen bu ayette bahsedilen dünya ve ahiretteki haseneyi alan kimselerdesin diyor. Veya başka ulemalarımız diyorlar ki, Hazreti Ali Efendimiz diyor, Allah'ım bana dünyada iyilik ver duasının manası, dünyada salih bir eş ver Allah'ım demek. Gerçekten kardeşlerim, insanın dünyadaki yoldaşı çok önemlidir. Eş önemli. Yuvasında huzur bulamayan adam hayatının hiçbir yerinde huzur bulamaz. Hayatı hep ateşe döner. Yuvasında huzur bulan insan hayatında da başarılı olur. Bakın yuvasında huzursuz olan insan ibadetin bile tadına varamaz. Huzursuz hep çünkü. Eve gidip tam namaza durursun. Hanımın oradan der ki boş boşuna kılıyorsun der. Bütün hevesin gider. Bana o kadar laf söylüyorsun sonra bir de namaz kılıyorsun der. Gitti bütün heves. Bak görüyor musun dengeyi? Buraya bir ara girelim. Padişahlardan birisi bir ferman yayınlamış. Demiş ki duyduk duymadık demeyin. Tellal sokak sokak geziyor. Padişahın kesin fermanı var. Bekarlar evlenecek, evli olanlar da ikinciye evlenecek. Eğer evlenmezlerse kelleleri gidecek demiş padişah. Tabii duyan bekarlar sevinmiş ama evliler korkmuş. Biz hanıma nasıl söyleyeceğiz bunu? Birisi çıkmış tabii eve gidiyor. Bayağı bir korkmuş tabii. Hanımından da korkuyor. Gidiyor eve. Böyle of diyor pof diyor. Hanım ne oldu demiş ya boş ver. Ya ne oldu bey? Yok ya bir şey yok hanım demiş. Ya sende bir haller var bir anlat bakalım. Söylemeye de korkuyor adam. Neyse demiş çok sıkıştırınca hanımı. Demiş ki hanım demiş padişah ferman yayınladı. Bekarlar evlensin. Hanım demiş ne güzel. Sen zaten evlisin. Ama demiş devamı farklı demiş. Ne demiş devamı? Evliler de ikinciye evlenecek. Sonra ne dedi padişah demiş hanımı? Eğer evlenmezlerse kelleleri gidecek dedi diyor. Böyle dedi hanımı da duyunca tabii hanım diyor ki ya buna mı sıkıldı canım diyor. Öyle deyince adam oh böyle bir rahatlamış. Öyle bir rahatlamış ki ya niye sıkılıyorsun ki neden buna üzülüyorsun demiş. Adam da şaşırmış tabii böyle bir rahat tepki alınca. Yani bir rahatlık gelmiş adama hanımdan şimdi ne tepki alacağını bilmiyor. Hanım dedi ki ona ya sen buna mı dert ediyorsun buna mı üzülüyorsun ya. Adam böyle bir rahatlamış bakmış hani bir cevap bekliyor. Demiş şehit olur gidersin işte ne güzel demiş yani. İkinciye evleneceğini düşünmeden şehit olur gidersin niye buna üzülecek bir şey yok ki demiş yani. Yani yuvamız önemli. Allah yuvalarımıza huzur, saadet nasip etsin. Eşlerimizi de bakın gençler bekar olanlar varsa dünyaya aldanmayın. Mala mülke aldanmayın. Dışarıdan gördün çok yakışıklı. Dışarıdan gördün çok güzel kız. İçeriye girince işler değişir. İçeride her şey belli olur. Bir ay sonra, iki ay sonra gerçek yüz meydana çıkar. Onun için İslam'ın ahlakı olanı tercih edin. Allah'tan korkanı tercih edin. Güzellik bir yere kadar. Yaşlanacağız. Senin yakışıklığın kalmayacak, eşinin de güzelliği kalmayacak. Yüzümüz kırışacak, saçlara ak düşecek, sakallara beyaz düşecek. Bir zamanlar böyle sokaktan yürüdüğünde herkes ya şu yakışıklı delikanlı uzun boyluya bak derken bir zaman sonra da seni görüyor yüzünü çevirecek senden. Bu geçici. Ama İslam olursa İslam'ı tercih edersen hem evlendiğin kızda veyahut hanım kızlara söylüyorum erkekte İslam'ın güzelliğini tercih edersen her şey geçicidir ama İslam'ın ahlakı güzelliği kalıcıdır.
Yuvanda huzur istiyorsan bunu tercih et. Şimdi ne dedik? Hazreti Ali Efendimiz böyle yorumlamış bu ayeti. Ya Rabbi bize dünyada hasene ver. Ahirette hasene verin manası. Dünyadaki hasenenin manası. Hazreti Ali diyor ki saadet, huzurlu bir eş. Bundan bahsediyor. Ama maalesef kardeşlerim şimdi kimin parası varsa ona kızımızı verelim. Soruyor memur değilse kızımı vermem diyor. Evi yoksa kızımı vermem diyor. Arabası yoksa vermem diyor. Sonra ne yapalım? Ev alın öyle gelin diyor. Adam gidiyor 1 milyona bir borca gidiyor. Bir de araba alın. Araba olmaz. Ben kızımı arabamla gezdiriyorum. Kızım gezecek. 500 bin de bir araba al. Sonra 1,5 milyon borç. Adam evleniyor. Düğününün ilk gecesi aklında borçlar dönüyor. 2 milyon borcu var. 1,5 milyon borcu var. Sonra bu aileden de huzur bekliyorlar. Böyle bir aileden huzur beklenir mi? Evliliğin en güzeli peygamberimiz nikahın en kolayı külfetsiz olanıdır diyor. Yani ailelere bir şeyler yüklemeyin. Anne babalar evladınızın huzurunu isteyin. Şu olsun bu olsun. Şimdi devir değişti. Daha geçen de söyledim bunu. Bayağı bir arkadaşlar hoşuna gitmiş. Dedim ki eskiden sarı bir tane o sarı süpürgeler var ya onlar olsun yeter derdik. Eskiden öyle diyorlardı. Onu bulamayan, şimdi robot süpürge olmadan olmaz diyorlar. O olması şart. Şimdi kardeşlerim bu duayı inşallah terk etmeyelim. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azabennar. Şimdi bu duanın kıymeti çok büyüktür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bize bu duayı çok yaptığını söylemiştim. Resulullah Efendimiz bu duayı çok yapardı. Ve Peygamberimiz bir tane Müslüman görüyor. Böyle zayıf, gitgide de zayıflayan bir adam görüyor Peygamberimiz. Ona diyor ki Peygamberimiz sen diyor Allah'a bir şeyle dua ediyor ya da Allah'tan bir şey istiyor muydun? Adama soruyor. Çok zayıf bir adam. Diyor ki evet ya Resulullah ben Allah'a şöyle dua ettim diyor. Allah'ım bana ahirette neyle ceza vereceksen dünyada onu peşin ver bana diye dua ettim diyor Allah'a. Sonra da diyor böyle sağlıksız, zayıf, cılız bir hale geldim diyor. Efendimiz ona diyor ki Subhanallah diyor Peygamberimiz şaşırıyor. Şimdi biz şaşırdığımız şeye ne diyor gençler? Hiç söylemeyeyim kürsüye yakışacak bir şey değil. Biz şaşılacak bir şey duyduğumuzda Subhanallah diyelim. Yani Peygamberimizin tavrı bu. Şaşılacak bir şey duyduğunda Subhanallah de. Söylemeyeyim yani şimdi günümüzde neye kullanılıyor? Bir şey duydu mu böyle farklı şeyler söylüyoruz ya. Ne işimiz var bizim gavurun tanrısıyla bilmem nesiyle bizim Rabbimiz var ya. Subhanallah. Peygamberimiz öyle diyor adama. Sen buna takat getiremezsin. Yahut senin buna gücün yetmez. Allah'ım bana dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Beni cehennemden azabından koru deseydin ya diyor Peygamberimiz ona. Ha, bu hadisten ne anlıyoruz? Ahiretin cezasını dünyada peşin ver Allah'ım. Bu duayı etmemek lazım. Ya bizim ne günahlarımız var? Başını kaldıramazsın yerden. Beladan kaldıramazsın başını. Başka kardeşlerim, Peygamberimizin öğrettiği bu duayı talim, yani okumak müstehaptır. Bir şeye şaşırdığın zaman da Subhanallah de. Peygamberimiz bu hadiste bize bu mesajları veriyor. Ve ayetin kardeşlerim 201. ayet. Ama tekrar ediyorum Rabbena duasını küçük görmeyin. Bu duayı çok yapın. Tamam mı? Bugünden sonra bunu duymuş oldunuz. Peygamberimizin en sık yaptığı duadır bu. Allah Celle Celaluhu bu duanın sırrına cümlemizi nail eylesin. 202. ayet. Bu haftaki ayetleri böyle biraz öz geçiyorum. Birbirine bağlantılı bu 3 ayet. 200, 201, 202. 3 ayet birbirine bağlı. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki işte onlar yani kim? O dünyayı isteyenler değil bak. Hem dünyayı hem ahireti isteyenler. Ulaike o dünya ve ahireti isteyenler var ya lehum onlar için vardır nasibun. Onlar için bir nasip vardır. Kazandıkları bir şey vardır. Neyden dolayı? Mimma kesebu yaptıklarından dolayı. Dünyayı istemedi, ahireti istedi. Ahireti isteyen adama Allah dünyayı verir. Ama sadece dünyayı istersen Allah sana sadece dünyayı verir ve ahirette eli boş çıkarsın. Ayetin son kısmında Vallahu seri'ul hisab. Muhakkak ki Allah hesabı pek süratli olandır. Yani kardeşlerim
Şu dünyada hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bunu bilelim. İçimiz rahat olsun. Ya falancacı bana şöyle yaptı, böyle etti. İntikamımı alacağım. İntikamını Allah alacak. Sen rahat ol. Sen dünyada intikam peşindeyken Allah onun kaderine bir ahiret tablosu hazırlamış. Bir ahiret hayatı hazırlamış. Azapla dolu. Neden? Çünkü senin hakkına girmiş o. İşte ayet seri'ul hisab. Allah hesabı çok seri görendir, hızlı görendir. Yani bunun manası tabii hemen ceza veren manasında değil. Kardeşlerim, eğer Allah günahlarımızdan sebep bize hemen ceza verecek olsaydı, inanın atacak adımımız olmazdı yani. Allah erteliyor günahları, yaptığımız günahları. Ama kardeşlerim, bu günahların ertele bir hesabı olacak. Seri ol hesap, Allah hesapta seri olandır. Yani hesabı çabuk görendir Allah. O kulunu yaptıklarından sebep mutlaka hesaba çekecektir. Bu hususta ümmeti Muhammed'e bir müjde var. Nedir bu müjde? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Ümmetimden birisi bir günah işlediği zaman onun defterine hemen yazılmaz. Şimdi sağımızda ve solumuzda melekler var. Var mı isimlerini bilen? Bir ses geldi bir yerden. Söyleyin, çekinmeyin ya. Yanlış da olabilir. Kiramen katibin. Neymiş? Sorgu meleklerinin adı ne? Münkerle Nekir. Oraya gidince karşılaşırsınız sonra. O zaman görürsünüz. Şimdiden tanıyın. Falanca takımın ilk 11'ini say desem, yedekleriyle beraber sayacak olanlar var. Onun için melekleri tanımak lazım. Orada tanışırsak kötü olur. Burada tanıyalım ve dua edelim. Dualarımızdan biri de bu olsun. Ya Rabbi, kabirde bizi sorguya çekecek Münker Nekir'in sorgularını kolay eyle Allah'ım. Kaçamazsın sorgudan. Allah'ım kolay eyle de. Basit yani, zoru aşağı indirsin. Kiramen katibin yef'alûne mâ ta'melûn. Yef'alûne mâ ta'melûn olması lazım. Rabbimiz Celle Celal buyuruyor ki insanın sağında ve solunda yaptıklarını not eden, yazan görevli melekler vardır. İsimleri kiramen katibin. Sağ tarafımızdaki melek iyilikleri yazıyor. Sol tarafımızdaki melek günahları yazıyor. Peygamberimiz diyor ki insan benim ümmetimden biri diyor sevap işlediği anda hemen daha sevap işler istemez hemen melek defterine yazar. Hemen. Ama hani Allah hesabı seri görendir dedik ya, oraya getireceğim. Bir günah işlediği zaman deftere hemen yazılmıyor. Ya kardeşim, tabiri caizse niye kaşınıyoruz ya? Neden? Bak senin Rabbin ne kadar merhametli ya. Senin işlediğin günahı Rabbin defterine hemen yazmıyor. Neden? Bir gün boyunca bekliyor. Olur ki kulum tövbe eder. Tövbe ederse hiç yazılmıyor deftere. Ya böyle Allah bize merhamet ediyor. Neden biz haddimizi aşıyoruz? Neyimize güveniyoruz ya? Neyimize güveniyoruz? Kardeşlerim, bu ayetler bizi uyandırmıyorsa eğer, peygamberin sözü bize etki etmiyorsa eğer, daha bize ne etki edebilir ki? Hani bazı insanlar var, derler ya, namaza başlayacağım ama bir ışık bekliyorum diyor. Ne ışığı bekliyor? Işık bekliyorum diyor. Genelde hep böyle duyarız. Ya bu ayetlerden daha büyük hangi ışıklar olsun ya? Peygamberin sözünden daha büyük ne olabilir? Hangi mucizeyi bekliyorsun? Onun için kardeşlerim, bakın Rabbimizin rahmeti bize çok yakındır. Allah rahmetle bize tecelli ediyor. Merhametle bize tecelli ediyor. Ama kulundan bir hareket istiyor. Rabbim inşallah bu 3 ayetin sırrına bizi nail eylesin. Rabbimiz dualarımızı makbul eylesin. Bir hatim duamız var beraber. İnşallah dua edelim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة القرآن العظيم وبحرمته من أرسلته رحمة للعالمين إلهي يا ربي أكمش لن حتم شرفتن ياسين سورة سنن حاصل لن سبابه Sohbet süresince okuduğumuz ayetlerden ve hadislerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat sebebi kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pak
ruhu şeriflerine hediye ettik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı Peygamberimiz ve Adem Peygamber arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettik. Sen vasıl eyle. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı dini mübini İslam için canlarını feda etmiş, İslam için mücadele etmiş, canlarını vermiş şehitlerimizin, şühedalarımızın, alimlerimizin, ulemalarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye ettik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızın bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna İslam'ın payidar olması için mücadele eden ve canlarını vermiş olan askerlerimizin, polislerimizin, bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ettik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı şu mübarek gecede camimize gelen ve şu anda ellerini açan buradaki mümin ve mümine kardeşlerimizin, dünyadan ahirete göçen anne baba, evladı, ayyar, akrabayı, talukat ve bil cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye ettik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet ve âli eyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bilhassa rahmeti rahmana uğurladığımız ya Rabbi, dünyadaki ömrünü tamamlamış olan İsmail Bakırcı hocamızın ruhuna hediye ettik. Sen vasıl eyle. Makamını cennet ve âli eyle. Seyyiatını hasenata tebdil eyle. Okunmuş olan Kur'anları, hatimleri, duaları, bu zamana kadar kendisinin yapmış olduğu hizmetleri, günahlarının affına vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hatim sahibi kardeşimiz hatmin ne niyet üzere okuduysa niyetini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okuduğumuz ayette, okuduğumuz dualardan ya Rabbi bize dünyada hasene ver, ahirette hasene ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Bizleri, bütün sevdiklerimizi sana itaat eden, sana kulluk edenlerden eyle ya Rabbi. Bizlerden, neslimizden, ailemizden, kıyamete kadar gelecek olan neslimizden sana isyan edecek bir tane dahi nesil çıkarma ya Rabbi. Evlatlarımızı, çocuklarımızı sana itaat eden, peygamberimize itaat eden, devletine ve milletine faydalı bir nesil yetiştirmeyi nasip et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek gecede hastane köşelerinde derdine derman bulamayan, ya Rabbi yuvası yıkılmak üzere olan, borcundan sebep sıkıntıya giren ne kadar Müslüman varsa ya Rabbi, şu mübarek gece hürmetine onların tanısak da tanımasak da bütün sıkıntılarına gider ya Rabbi. Hiçbir Müslümana sıkıntı yüzü gösterme ya Rabbi. Ya Rabbi, beldelerimizi yağmurunla, rahmetinle, merhametinle bereketli eyle. Afete dönüşmekten, sele dönüşmekten muhafaza eyle. Ekinlerimize, ektiklerimize zarara uğrattırma ya Rabbi. İhtiyaç olduğu kadar bütün bölgeleri yağmur rahmetinden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek gece hürmetine bilhassa Gazze'de ve Filistin'de zulüm altında olan Müslümanlara sen yardım eyle ya Rabbi. Şehit olanların şefaatine bizleri nail eyle. Ya Rabbi, şu mübarek gece hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, ya Rabbi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail'in, Amerika'nın çöküşünü görmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Kurdukları tuzakları kendi başlarına devşir ya Rabbi. Birbirlerine girdiklerini bize görmeyi nasip et ya Rabbi. Müslümanlara, Müslüman devletlere, Müslüman devlet başkanlarına birlik, beraberlik, şuur nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin, vatanımızı, devletimizi, milletimizi muhafaza eyle. Bayrağımızı kıyametin son sahnesine kadar payidar eyle. Son sahnesine kadar, kıyametin son anına kadar kardeşçe yaşamayı ve bilhassa son nefeslerimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.